Anadolu'nun İslamlaşma sürecinde Selçuklu'yu kuran ruhta, Osmanlı'ya tohum olan ruhta üçlü bir ekol vardı merkezde. Mazlum nerede? Oraya koşardı. Din, dil, ırk bakmıyordu. İnancını sormuyordu. Aç mısın, bir ihtiyacın var mı diye soruyorlardı. Bunlar barış zamanlarında esnaf, aynı sizin gibi. Öğretmen, herhangi bir yerde işçi, çalışan, emekçi ama sıkıntılı zamanlarda mazlumun yardımına koşanlardı. Cenk zamanı kılıç çekilmek gerekiyorsa 15 Temmuz vari yaşadığımız tecrübede olduğu gibi cenk için kılıç çekmeye hazırdılar. Bunlara ahiyan denirdi. Sonra gaziyan vardı yine Selçuklu'da. Cenk meydanlarının kahramanları, bilge kişiler, erdemli kişiler. Ahiyanlar ne kadar cesursa gaziyanlar o kadar erdemliydi. O kadar merttiler. Ablalar vardı. Anadolu Selçuklu'yu, Selçuklu'nun ruhunu, Osmanlı'yı filizlendiren, su olmuş, güneş olmuş. Onlar da barış zamanı çorap eğirir, ün eğirir, halı diker, cenk zamanında kılıç çekerdi Fatıma Abacı gibi. Onlara da Bağcıyan deniliyordu. İşte o bin yıllık tarihi süreçte geçmişte bize emanetmiş gibi omuzlarımıza yüklenen ve bugün bacılarımızla Bağcıyan gibi, gençlerle Ahiyan gibi, genç delikanlılarla Gaziyan ruhuyla Gazze'ye koşan İHA, Somali'ye koşan İHA, Gazze'ye, Filistin topraklarına, Doğu Türkistan'a, mazlum coğrafyanın her yerine koşan İHA aslında Gaziyan'ın, Ahiyan'ın, Bağcıyan'ın ruhunu taşıyan bir oluş. O yüzden yaptığınız iş İHA'nın şahsında diğer hakkaniyeti üstün tutan ve gerçekten zalime karşı mazlumdan yana hakkıyla iş yapan diğer sivil toplum örgütlerimizde olduğu gibi bugün o geleneği ve o mirası taşıyan Müslümanlar olarak bir aradayız. İHA'ya bu ruhla bakacağız. Fatani'de her bir dairesi iki oda, iki bölüm, dört kişi, ikişer kişilikten 8 kişi değil mi organizasyonda? Ondan ne olur deme, ondan 20 tane yapılır, 40 tane yapılır, 50 tane yapılır, hafızlar okur, Kur'an'ı eğitimini alır, oradan bir tekrar Hacı Strong çıkar. Kim bu Hacı Strong? Fatani İslami direnişinin lideri.